Günaydın, saatleri 11 yaptık. A Haber'de bugünün ilk saat dilimine hemen başlayacağız. İstanbul'da terör örgütü DHKPC'ye yönelik operasyon vardı. İki kişi gözaltına alındı o operasyonda. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gideceğiz şimdi operasyonun detaylarını öğrenmek için. Muhabir arkadaşım Ramazan Almaçayır bizi bekliyor. Ramazan, günaydın, söz sende. Günaydın. Çok önemli bir operasyondu. DHKPC terör örgütüne yönelik İstanbul Emniyeti tarafından yapılan operasyon. Şu anda işte o sergideyiz. Burada Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin hazırlamış olduğu bu sergiyle ilgili detayları paylaşacağız. Erdal sizlere gösteriyor şu anda. DHKPC terör örgütüne yönelik operasyonda 16 adet el bombası, Kaleşnikov silahlar ve bunlar da pyroteknik patlayıcı dediğimiz patlayıcılar ele geçirildi. Çok önemli bir operasyondu. Eylem hazırlığında olduğu tespit edilen ve terör örgütü DHKPC'ye patlayıcı temin eden şüphelilere yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü bir operasyondu. Operasyon kapsamında tam anlamıyla bir cephanelik ele geçirildi diyebiliriz. Şu anda da Erdal sizlere gösteriyor bu görüntüleri. 16 adet el bombası, Kaleşnikov silahlar ve çok sayıda patlayıcı. Pyroteknik patlayıcı maddesi dediğimiz bunlar da yine terör örgütü şüphelilerinin eylemlerde kullanmak için hazırlamış olduğu patlayıcılar. Çok önemli bir operasyondu. Geçtiğimiz günlerde de yine DHKPC terör örgütü örgütüne yönelik operasyonlar vardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından. Bu operasyonda İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu. Bir kere daha belirtelim. Bugünün en flaş gelişmesiydi. Eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen ve terör örgütüne silah ve patlayıcı temin eden şüphelilere yönelik yapılan bir operasyondu. İki şüpheli gözaltına alındı. Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir iş yerinin deposuna yapılan arama neticesinde de 16 adet el bombası, 2 adet Kaleşnikov marka tüfeğe ait şarjörler ve en dikkat edilen nokta da bu pyroteknik patlayıcılar. Bunlar eylemlerde kullanılacaktı. Yine toplumsal olaylarda kaos ortamı oluşturmak için kullanılan bu özellikle havai fişek düzeneklerinin fırlatmada, patlayıcı düzeneklerini fırlatmada kullanılan bu düzeneklerde ele geçirildi. İşte el bombaları da burada. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla operasyonun düğmesine basıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de bu önemli operasyonu gerçekleştirdi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de istihbarat açısından verdiği destekle bu ortak iki şubenin operasyonunda bir cephanelik ele geçirildi diyebiliriz. Malum ülkede karışıklık çıkarmak isteyen, eylem hazırlığında bulunan ve kaotik bir ortam oluşturmak isteyen terör örgütlerine yönelik emniyetin, kolluk kuvvetlerinin çalışmaları sıkı bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de yine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu operasyonları yapmışlardı. Bu sefer yapılan operasyonda gerçekten de tam anlamıyla bir cephanelik ele geçirildi diyebiliriz. İşte patlayıcıların tabii farklı şekillerde olduğunu görüyoruz. Yapılan soruşturma kapsamında bunların menşei, nerede kullanılacakları hepsi tek tek soruşturma kapsamında tabii o bilgilerde yine hem TEM şube ekiplerinde hem de istihbarat şube ekiplerinde bu detaylı ve önemli operasyonun soruşturması da hali hazırda devam ediyor. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toparlayacak olursak DHKPC terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen ve terör örgütüne patlayıcı madde temin eden iki şüpheli TEM Şube, Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube ekiplerinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler cezaevine konulurken yapılan araştırmalarda ise tam anlamıyla bir cephane ele geçirildi ve belki de çok büyük bir eylemin de önüne geçilmiş oldu. Peki, Ramazan'a teşekkür edelim. Başarılı operasyonun detayları böyleydi. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca Yıldırım 6 Kara Cehennem operasyonu başlatıldı. Operasyona 700 güvenlik görevlisi katılıyor. Operasyonu İçişleri Bakanlığı duyurdu. Operasyona Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma, komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 700 personel katılıyor. Bugüne kadar Yıldırım operasyonları kapsamında toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi. Arama taramada 31 mağara, sığınak ve deponun da imha edildiği bildirildi.
Sabah saatlerinde Antalya'da bir yangın çıkmıştı. Organize sanayi bölgesinde bir fabrikada başlamıştı yangın. O noktada itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor. Son durumu öğreneceğiz. Demirören Haber Ajansı muhabiri Alparslan Çınar bölgede bizi bekliyor. Alparslan Çınar, kolay gelsin. Yangın kontrol altına alındı mı? Evet Cansu Elvacı, son bilgiyi şöyle paylaşabiliriz. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları başladı. Kısaca yangının nasıl başladığını da ifade edelim. Kameraman arkadaşım Mehmet Kılıçarslan ekrana getirsin bir diğer taraftan. Çalışmalar şu anda da devam ediyor. Yangın sabah 8.15 sıralarında başlamıştı. Burası Antalya merkeze 30 kilometre uzaklıktaki organize sanayi bölgesi. 17 bin metrekare arazi üzerine kurulu bir soğuk hava deposu üretim tesisi burası. Elektrik aksamından kısa devre çıktığı tahmin ediliyor ve yangının başlama noktası da şu an ekrana gelen depo kısmı. Soğutma çalışmaları şu saate kadar sürdü. Çok önemli bir nokta var aslında. Yangının daha fazla büyümemesini önlemek adına hemen 50 metre yakınında organize sanayi bölgesine ait itfaiye istasyonu vardı. Oradan hemen gelip müdahalede bulunabildiği itfaiye ekipleri. Tabii helikopterle de müdahale etmek istediler ama dumanın boyutu o kadar yüksekti ki müdahale edilemedi helikopterle. Henüz mesai başlamamıştı. Bu sevindirici bir olay oldu. En azından yaralanan ya da hayatını kaybeden bir çalışan olmadı. Henüz mesai başlamadığı için birkaç dakika önce bu firmanın sahibi Can Hakan Karaca geldi ve kameralar karşısına geçti. Çok üzgün olduğunu ifade etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm güçleriyle üretim gerçekleştirdiklerini ancak bu üzücü olayın ardından üretimlerinin 1-2 ay daha aksayacağını söyledi. Çok üzgün olduklarını belirten Hakan Karaca henüz bir zarar tespiti yapamadıklarını, yangının devam ettiğini tespiti söndürme çalışmalarının ardından yapacaklarını söylediler. Toparlayacak olursak şöyle ifade edelim, yangın şu saatlere kadar devam etti ve hala soğutma çalışmaları devam ediyor. Fabrikanın arka kısımlarında küçük çaplı birkaç patlamanın olduğunu da ifade edelim. İçeride kimyasal maddeler de bulunuyordu. Henüz bir bilgi yok. Yangının nerede ve neden kaynaklı çıktığını tespit edilmediğini söyleyelim. Ve sözü yeniden merkeze bırakalım. Peki, teşekkür edelim. Son durum böyleydi. Samsun'da bir tırın dorsesinde seyahat eden 120 düzensiz göçmen polis tarafından yakalandı. Göçmenler geniş güvenlik önlemleri altında spor salonuna götürüldü. Tır dorsesinde 120 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri taşıyan tır Samsun Tekeköy'deki polis kontrol noktasında durduruldu. Dorse'de havasız kalan göçmenlerin brandaları yırttıkları görüldü. Bazıları ise baygınlık geçirdi. 120 kişiden oluşan yabancı göçmenler bu tırın dorsesine bindiler. Tırın dorsesinde hava alabilecekleri, nefes alabilecekleri hiçbir yer yoktu. Saatlerce yapılan yolculuğun ardından Samsun'daki polis noktasında tespit edildi ve şu an itibariyle işlemler yapılıyor. Araçtan indirilen ve sıcaktan bunaldıkları gözlenen göçmenlere polis su verdi. Ağrı Doğu Beyazıt'tan yola çıkan tır saatlerce yolculuk yaptılar ve sıcaktan bunalan, adeta nefes alamayan mülteciler an itibariyle Samsun'daki kontrol noktasında sağlık kontrolünden de geçirilecek. $800 verdik. $800 nereye evet. Gideceksiniz? İstanbul'a gideceğim. Ne yapacaksınız İstanbul'da? Çalışacağımız, ekmek parasını tapacağımız ya abi. Kaçmaya çalışan bazı göçmenlerse polis tarafından yakalandı. Göçmenler geniş güvenlik önlemleri altında spor salonuna götürüldü. İstanbul Küçükçekmece Gölü'ndeki kirliliğin nedeni ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri geçtiğimiz günlerde gölden numuneler almıştı. Ekranları taşımıştık. İşte o numuneler sonucunda da bakanlık bir rapor yayınladı. A Haber o raporun detaylarına ulaştı. Muhabir arkadaşım Mahmut Keşan, bizi bekleyen isim Mahmut, kolay gelsin. Ne var o raporun içeriğinde, seni dinleyelim.
Aslında olayın yaşandığı gün, yani o balık ölümlerinin gerçekleştiği günde biz buradaydık, haberimizi yapmıştık ve fikri takibini devam ettirdik, rapora ulaştık. Kameraman Murat Tuğcu sizlere gösterecek. Bakanlığın şu an numune aldığı o noktaları sizlere gösteriyoruz. 6 noktada numune alındı, yani gölün dört bir tarafı incelendi. Analizler yapıldı ve sonuç ortaya çıktı. Şimdi Küçükçekmece gölündeki son durumu Murat Tuğcu sizlere gösterecek ve ben de raporun detaylarını sizlerle paylaşacağım. 6 farklı noktada alınan numune sonucunda balık doğal yaşamı için çözünmüş oksijenin minimum 5 mg bölü litre seviyesinde olabilirken tespitlere göre gölün bir noktasında 2,7 seviyesinde ölçülmüş. Yine gölün orta yerinde 10 metre derinlikte çözünmüş oksijen 3,5 mg olarak tespit edildi. Yine gölün denizle bağlantı kanalında çözünmüş oksijenin 3,4 mg, yani normal bir balığın yaşaması için 5 mg bölü litre seviyesinde olması gerekirken gördüğünüz gibi daha da düşük seviyelerde. Gölün kuzey tarafında da 4,1 mg olarak tespit edildi. Hatta göl ve denizin birleştiği noktalarda neredeyse 1 mg'a kadar da düştüğü görülüyor. Gölün kıyısındaki bazı yerleşimlerde kanalizasyona bağlı, düzeltiyorum, raporda şöyle yazıyor. Gölün kıyısındaki bazı yerleşimler kanalizasyona bağlı değil, atık suları dere ile göle ulaşıyor yazısını paylaştı bakanlık. Ayrıca gölle deniz arasındaki bağlantıda su sirkülasyonu sağlanırken, malum bu bölgeyi bilenler iyi bilir, Mimar Sinan Köprüsü var. Bu Mimar Sinan Köprüsü restorasyonu sırasında biraz daralma oluşmuş. Bu da su ve balık geçişini imkansız hale getirmiş. Yine bakanlığın yayınladığı, bizlere bizim ulaştığımız o raporda gölden alınan numuneler su kirliliği kontrolü yönetmeliğine tablo 2'ye göre analiz ettirilmiş ve numune alınan noktaların hepsinde toplam azot, toplam fosfor ve klorofil ağının sınır değer üzerinde olduğu görülüyor. Bu noktalarda çözünmüş oksijen doygunluğunun 7,5 mg bölü litrenin altında olduğu belirlendi. Bu bize gölde ötrofiyasyon olduğunu gösteriyor. Yine ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yanı sıra bir de Tarım ve Orman Bakanlığı burada çalışma gerçekleştirmişti. O çalışmayla ilgili de yine İstanbul İl Tarım Orman Müdürlüğü bir rapor hazırladı. O raporda yine sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu raporda da yine gölde gerçekleşen balık ölümlerinin gölde ve denizde göl arasındaki geçiş kısımlarında oksijen seviyesinin azlığından kaynaklandığı belirlendi. Yani yüksek oksijen yetersizliğinden dolayı balık ölümleri Küçükçekmece'de gerçekleşti. Tabii ki geçtiğimiz dönemlerde, yani birkaç sene önce yine Küçükçekmece'de balık ölümlerinin olduğunu görmüştük. Ancak bu sene balık ölümlerinin daha da fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yani geçen sene örneğin 10'sa bu sene 40 katı fazla bir balık ölümü gerçekleşti Küçükçekmece'de ve bakanlığın yapmış olduğu analiz sonucunda da Küçükçekmece Gölü'nde oksijen seviyesi çok düşük. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK ve MKYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklama yaptı. Çelik'in gündeminde Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayı Joe Biden'ın Başkan Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler de vardı. Çelik bu sözlerden dolayı hem Biden'ı hem de bu sözlere gerekli tavır göstermeyen CHP'yi eleştirdi. Başkan yardımcılığı yapmış birisi olarak bu yaptığı açıklama tabii ki diplomatik nezaketten ve bir devlet adamlığı nosyonundan tamamen uzak. Aslında Türkiye'ye geldiği zaman verdiği mesajlar çok daha farklıydı. Tabii bunlar ne derse desin, bunun adı darbeciliktir. Ha, bu darbecilik peşinde koşanların da yaptıkları her zaman ellerinde kalır. Ama şunu unutmasınlar ki Türkiye ne bir sömürge ülkesidir, ne de herhangi bir devlettir. Türk milleti demokrasiye olan bağlılığını büyük bedeller ödeyerek göstermiştir. Bünyemizi sağlam tutacağız, demokrasimizi sağlam tutacağız ve bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Şimdi burada tabii CHP'den bazı eleştiriler geliyor. Bu eleştiriler çerçevesinde şunu hatırlatmak gerekiyor. Önemli olan bir darbe ile ilgili bir söz ortaya çıktığı zaman, Türkiye'nin seçilmiş cumhurbaşkanını hedef alan bir söz ortaya çıktığı zaman şunun bilinmesi gerekir. Türkiye'nin seçilmiş yönetimini ve seçilmiş cumhurbaşkanını hedef alan her söz
biz onu darbe yoluyla götüreceğiz ya da dış müdahale yoluyla götüreceğiz diyen her söz milletimizin iradesine karşı husumet besleyen bir tavırdır. Dolayısıyla buna demokrasiye inanan, demokrat olan herkesin en güçlü tavrı vermesi gerekir. Bu tavır ortaya koyulurken cümleye bir ama eklendiğinde o cümlenin tamamı boşa çıkar. Türkiye'nin gündemi hala Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayı Joe Biden'ın 8 ay önce verdiği röportajın yankıları. Biden o açıklamada onları daha cesur davranmaya itersek Erdoğan'ı yenebilirler demişti ve muhalefeti de işaret etmişti. Bu açıklamanın ardından gözler CHP kadar HDP'yi de aradı. Zira HDP meclise girdiği günden bugüne Türkiye aleyhine her şeye destek verdi. Barış Pınarı Harekatı, daha 6 gün oldu bu işgal girişimi, sözde Ermeni soykırımı savunuculuğu, bu ateş hepimizi yakar arkadaşlar, terörist cenazelerine taziye, mesele diye deyip geçiremeyiz, operasyon da diyemeyiz ve daha nicesi. Onları daha cesur davranmaya itersek Erdoğan'ı yenebilirler. ABD Başkan adayı Joe Biden'ın 8 ay önce verdiği röportajın gündeme gelmesinin ardından gözler her fırsatta Türkiye karşıtlığı değirmenine su taşıyan HDP'ye çevrildi. HDP, Biden'ın sözlerini geçiştirmekle yetindi. 8 ay önce olduğuna dikkat çekti, ancak ABD'ye bir tepki göstermedi. Aslında HDP meclise girdiği günden beri Türkiye karşıtlığıyla akıllarda kaldı. Bunlardan öne çıkanlardan ilki, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları için meclisten tezkere yetkisi istemesi sırasında yaşandı. HDP'liler, Irak ve Suriye tezkerelerine hayır dedi. Suriye'deki terör devleti oluşturma planına izin vermeyen Barış Pınarı Harekatı'na da karşı çıktı HDP. Hazırlanmış olan başkanlık tezkeresine destek vermiyoruz. Bu aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in tanımına göre bir soykırım girişimidir. ABD Senatosu'nun Ermeni soykırımı kararını ortak bildiriyle kınadı ve reddetti. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları. HDP ise kınama kararına hayır oyu verdiğini açıkladı. Terörist cenazelerine de giden HDP, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemine sahip olmasını da istemedi. Siyasi iktidar halkın kaynaklarını savaş araç ve gereçlerine harcamaktadır. HDP her fırsatta Türkiye'yi ABD ve Avrupa'ya şikayet etmekten de geri durmadı. Libya tezkeresine dahi karşı çıktı. Türkiye'nin hak ve menfaatlerini koruyacak olmasına engel olmaya çalıştı. Tüm bunlar ortadayken Biden'ın açıklamaları CHP'nin yanı sıra HDP'yi de işaret ediyor. Onları daha cesur davranmaya itersek Erdoğan'ı yenebilirler. Şimdi Biden'ın açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. Siyasetin gündemi CHP'deki Abdullah Gül tartışması. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak sürekli Abdullah Gül ismini gündemde tutması partide ve Millet İttifakı'nda krize neden olmuş durumda. Birçok CHP'li vekil ve üye Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki gösterdi. Hatta İyi Parti'den de tepkiler var. Bu konuyu da konuşacağız. Gündemdeki başlıkları açacağız. İki değerli konukla birlikte hemen konuklarımı takdim edeyim size efendim. Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Ve gazeteci Avni Özgürel, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Avni Bey, dilerseniz sizinle başlayalım konuşmaya. Şimdi günlerdir CHP ile ilgili konuşurken Biden'ın açıklamaları gündeme düştü. Onun ardından CHP'nin ve muhalefetin vereceği tepki merak ediliyordu. Bu başlıkları da açacağız ama bu çatı aday konusu şu an gündemin ilk sırasında. Kılıçdaroğlu sürekli Gül'ü işaret eder tavırda ya da gündemde tutuyor Abdullah Gül'ün ismini. Bunun nedenini sormak istiyorum bir yandan. Bir yandan da CHP içerisinde bölünmeye neden olur mu? Nasıl bir kriz yaratır bu süreç? Nedir öngörünüz? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi öteden ve daha doğrusu birkaç dilimde ele almak lazım. Yani bir İsmet İnönü dönemi var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bir Bülent Ecevit dönemi var. Şimdi işte Deniz Baykal dönemi ve şimdi Sayın Kılıçdaroğlu dönemi. Bu ilk üç dönemde Cumhuriyet Halk Partisi hep kendi iç bünyesinden bir takım lider adayları ya da işte belediye başkan adayları, şu bu neyse herhangi milletvekili adaylıklarında
Yani kendi bünyesinden, kendi ideolojik tabanından isimler çıkarma eğilimindeydi. İstisnaydı diğer belki var ise diğer siyasi eğilimlerde isimler. Ama Sayın Kılıçdaroğlu dönemi farklı bir dönem. Tabii aynı zamanda bu Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı sistemine de değişiklik yapılmış olması, başkanlık sistemine geçmiş olmamız dolayısıyla %51 oy, yani %50 artı 1 oy hedefinin ortaya gelmiş olmasından dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin herhangi bir yerde gerek belediye başkanlıklarında gerekse Cumhurbaşkanlığı sisteminde bir varlık göstermesinin tek başına, kendi başına varlık göstermesinin mümkün olmadığı ortaya çıkınca bu sefer ittifak senaryoları gündeme geldi ve Cumhuriyet Halk Partisi ilk işte bunu Ekmelettin İhsanoğlu'yla denedi. Hatırlıyorsanız o dönemde Sayın Kılıçdaroğlu grup toplantısında tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz dedi. Yani o, dolayısıyla yani hani AK Parti'ye yakıştırılır ya böyle emir kumanda gibi, tek adam gibi bir şey. Ama Sayın Kılıçdaroğlu da çok öyle söylediğinin aksine kendisi de gayet emredici bir tavır sergiledi yolunda. Ve bu Ekmelettin İhsanoğlu konusunda Cumhuriyet Halk Partisi içinde ilk çatlaklar o zaman çok ciddi olarak çıktı. Bundan önce ideolojik Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar solda, ne kadar Atatürkçü, kim daha Atatürkçü ya da solcu olduğuna ilişkin tartışmalar doğardı. Ama Ekmelettin İhsanoğlu ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir eksen kayması tartışması başladı ve o günden bu yana da devam ediyor. Nitekim Cumhuriyet Halk Partisi kendi bünyesine milletvekili adayı olarak da sağdan, AK Parti'den isimler almaya, katmaya başladı. Bu isimler geldi gündeme ve onların hatta çok önemli makamlara adaylıkları söz konusu oldu değil mi? Yani İstanbul Belediye Başkanlığı için mesela Sayın İlhan Kesici'nin adı geçtiydi filan ilk olduğunda. Şimdi önümüzdeki dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına bir iktidar denemesi mümkün olmadığına göre bir Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması, bu her ne kadar Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi bünyesinden birisini görmesi filan gibi bir takım fantaziler dillendirdiyse de şimdi yine bu bir çatı aday, bir başka isim min aday gösterilmesi gündemde. Burada tabii akıllarına gelen isim geçen seferde, yani şimdi için değil bu. Bundan önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de gerçekten üzerinde mutabık kalınamadığı için, yani Sayın Meral Akşener'in itirazı dolayısıyla üzerinde mutabık kalınamadığı için Abdullah Gül'ün ismi geriye çekilmiş. O arada çok ısrarcı olması dolayısıyla Sayın Muharrem'in ince aday yapılmıştı. Yani bu içe silen bir adaylık değil. Ama gerçekten Sayın Kılıçdaroğlu'nun zihnindeki isim Abdullah Gül idi. Böyle söylendi. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki nereden çıktı bu bilmiyorum falan diyor ama yani her zaman yazıldı, çizildi. Peki. Kendisi de itiraz etmedi. Bugün de benzer bir şey tabloda Abdullah Gül'ün isminin zikredilmesine en azından bir itirazı gelmedi Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Şimdi ilk defa kendisine açıkça soruldu ve kendisinden bir itiraz gelmedi. Sadece ondan bir itiraz gelmemesi çok önemli olmayabilir. Yani geçmiş dönemde de yoktu diye. Ama Sayın Abdullah Gül'den de bir açıklama, bir itiraz ya da farklı bir tepki gelmedi. Dolayısıyla ben aynı sürecin, benzer bir sürecin yine Cumhuriyet Halk Partisi tarafından izlenebileceği intibarını ediniyorum. Ve o istikamette gelişecektir. Peki.
gelecek gibi görünüyor. Konuşmaya devam edeceğiz. Tam bu noktada Zafer Bey size dönmek istiyorum. Şimdi aslında Avni Bey geniş çerçevede başlıkları açmış oldu konuşmasıyla birlikte. Evet, Muharrem İnce'nin daha günler önce yaptığı o basın toplantısıyla birlikte açıkladığı yol takvimi, ki öncesinde aday olup almış olduğu belli bir başarı da ortada. Kılıçdaroğlu CHP'si neden kendi içinden bir aday çıkarmaktansa karşı taraftan bir adayın olmasını istiyor? Yani sağ tabana kayan bir adaydan söz ediyor. Ve Gül ismi neden sürekli gündemde tutulmak isteniyor sorusunu bir kez daha sormak istiyorum. Bir soru daha ekleyeyim. Kılıçdaroğlu kendi aday olmayı hiç düşünecek midir? Şimdi CHP içerisinde bir ekip, hatta bazı milletvekilleri, eski yeni milletvekilleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiği fikrini yavaş yavaş dile getirmeye başladılar. Böyle bir beklenti var. Tabii bu hayata geçmesi zor bir senaryo. Daha doğrusu başarılı olması da imkansız bir senaryo. Bu teklifi getirenler aslında Kemal Kılıçdaroğlu döneminin CHP'de Cumhurbaşkanı adaylığıyla birlikte sona ermesini isteyen ve partide bir yönetimsel değişiklik olmasını arzu edenler. Bunlar parti içi iktidarı hedefliyorlar. Şimdi burada CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu aslında şu konuda kendi içerisinde tutarlı. Yani CHP'li bir adayla Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimini alamayacağını biliyor. Çünkü CHP'nin oyu işte %25'ten 1 milim yukarı çıkmıyor yıllardır. Dolayısıyla o da merkez sağdan bir isimle, AK Parti'den de oy alabilme potansiyeli olan bir isimle seçime girmek istiyor. Ama bu sefer de kendi partisinin tabanını ikna edemiyor. Böyle bir çelişki söz konusu. Ben bu son Abdullah Gül tartışmalarının aslında bir cambaza bak oyunu olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı, yani çatı adaylığı CHP'de bence fiilen bitmiş bir strateji, bitmiş bir politika. Çünkü Muharrem İnce'nin son çıkışı o politikayı, o stratejiyi kilitledi. Yani Muharrem İnce hiçbir şey yapmasa bile bu saatten sonra, parti de kurmasa, hareket de başlatmasa, bence Abdullah Gül'ün çatı adaylığı projesini engellemiş durumda. Peki Kemal Bey ne yapıyor? Kemal Bey yeniden Abdullah Gül'ü gündeme getirerek hem tepkileri ölçüyor, parti içindeki tepkileri ölçüyor, hem de Abdullah Gül'ü gösterip başka bir merkez sağ adayı ya da AK Parti içerisinden başka bir ismi, daha önce AK Parti siyaset yapmış, daha doğrusu AK Parti tabanına da sıcak gelebileceğini düşündüğü bir ismi bence ilerleyen süreçte gündeme getirmeyi planlıyor. Kendi parti tabanını da böyle bir isme hazırlamaya çalışıyor. Vakti zamanı geldiğinde diyecek ki, gördünüz mü, Abdullah Gül'ü istemediniz, İşte biz de ona aday göstermedik deme hakkını alacak. Hem de kendi parti tabanını böyle bir stratejiye de şu an için hazırlama çalışması olarak görüyorum ben bunu. Peki, tekrar altını çizelim. Yani Kılıçdaroğlu kendi içerisinde bu stratejiyi izleyerek aslında tutarlı bir politika izliyor denilebilir. Meral Akşener başlığını açarsak kısa bir cevap rica edeyim sizden. Tam oraya getirdiniz konuyu. Şimdi İYİ Parti daha önce bu adaylığa karşı çıkmıştı. Açıklamalar yapılmıştı bu yönde. Bu kez yine bir sorun yaşanırsa CHP ile İYİ Parti arasında Meral Akşener adaylığını ortaya koyar mı? Böyle bir ihtimal olur mu sizce? Şimdi çok enteresandır. Sayın Bahçeli'nin, MHP lideri Sayın Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı çağrıdan sonra birdenbire kendilerini Millet İttifakı olarak tanımlayan partilerde ve o kulis, partiye yakın kulislerde Akşener'in çatı aday olabileceğine dair rivayetler hız kazanmaya başladı. Ben burada bunu politik anlamda yapılmış manevralar olarak görüyorum. Sayın Akşener tabii Türkiye'de uzun yıllar siyaset yapmış bir isim, bilinen bir isim. Ancak Sayın Akşener'in de özellikle CHP ve İYİ Parti'nin son iki seçimde işbirliği yaptıkları HDP'den oy alma noktasında ciddi sıkıntıları var geçmiş siyaset sicili anlamında. Yine Sayın Akşener'e ben birçok CHP'linin de öyle çok hani anlatıldığı, yazıldığı, çizildiği gibi canı gönülden gidip hani bu bizim Cumhurbaşkanımız adayımız Sayın Akşener'dir, biz de ona hiç düşünmeden oy veririz noktasında olacaklarına inanmıyorum. Sayın Akşener'in çatı adaylığı noktasında son günlerde ortaya atılan bu rivayetleri de Sayın Akşener'e ve İYİ Parti'ye Sayın Bahçeli tarafından yapılan o son çağrıyla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Peki. Şimdi Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik tepki çeken ifadelerini artık gündemdeki sıcaklığını koruyor, hala konuşuyoruz. Ortaya çıkan yeni bir ifade var diyebilirim ve bu anlamda da inşallah sağlıklı, huzurlu
güvenli bir eğitim öğretim yılı olur diyorum. Ve bu çalışmalar konusunda sadece buranın değil bütün Türkiye'nin büyük bir hazırlık içerisinde olduğunu, hummalı bir çalışma içinde olduğunu da ifade etmekten memnuniyet duyarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrar. Buradaki diğer süreçleri de birlikte zaten değerlendirmiş olacağız daha sonraki günlerde. Teşekkürler, saygılar, sağ olun. Şimdi bu rakam o kadar değişken ki, çünkü biz altyapıyı hiç abartmadan söylüyorum, her gün güncelliyoruz ve değiştiriyoruz. Dolayısıyla çok daha memnuniyet verici oranlar var. Bizim bu uzaktan eğitimin genel tablosuyla ilgili önümüzdeki hafta bir toplantımız olacak. Orada bu ayrıntıları paylaşacağız inşallah. Şimdi biz bir karar içerisinde olup da şu kademeler açılacak noktasında bir kesin kanaat hiçbir zaman ortaya koymuyoruz. Ve biz böyle bir toplantıyla değil her gün Sağlık Bakanlığı'yla ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz ve alt çalışmalar her gün devam ediyor. O yüzden de bunu zamanı geldiğinde ifade edeceğiz. Yani bize şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur denildiğinde biz o kademelerde açarız. Şimdi 21 Eylül'ün öncesindeki zamanı siz geçmiş deneyimlerinizden çıkarabilirsiniz. Şimdi burada önemli olan ilkesel olarak çocuklarımızın mesafelerine uygun bir şekilde ve öğretmenlerimizin herhangi bir sıkıntı yaşamayacağı şekilde müfredatın öğretim programları içeriğinin öngörülen zaman dilimlerine sığacağı şekilde bir seyreltmeden söz ediyoruz. Yani mekansal olarak ve müfredat olarak bir seyreltmeden söz ediyoruz ki burada çocuklarımız açısından da bir seyreltme söz konusu. Bunun oranı, miktarı, zamanlaması nasıl olacak? Bütün bunlarla ilgili de zaman gösterecek durumu. Bunu zaten aylardır konuşuyoruz. Yani bu şimdi yeniden ilk defa konuşulacak bir mevzu değil bizim açımızdan. Şimdi bakın dünyada video konferans sistemleriyle canlı ders verebilen ilk 3 ülkenin içerisindeyiz. Dolayısıyla yaptığımız işin milyonlarca öğrencimiz açısından başarıyla ortaya konulduğu bir durum var. Ama erişemediğimiz öğrenciler olduğunu da biliyoruz. Bunun farkındayız ve bununla ilgili de çalışmaların içerisindeyiz. Yani fırsat eşitliğinden ziyade fırsat adaleti kavramını öne çıkarıyoruz. Çünkü bizim her çocuğumuza ulaşmakla ilgili bir sorumluluğumuz var. Bazı koşullardan dolayı erişim sorunu yaşayan çocuklarımıza nasıl erişiriz? Örneğin milyonlarca kitap dağıttık bir grup çocuğumuza. Peki neden onlara kitap dağıttık? Bu erişimde onlara bazı avantajlar sağlamak için. Televizyon konusunda avantajlar sağlamak, internet konusunda avantajlar sağlamak ve siz de çok net olarak biliyorsunuz çocuklarımızın çok büyük bir oranında
Şu anda erişimle ilgili, altyapıyla ilgili bir sorun yok. Ama bir takım ekonomik sorunlardan vesaire dolayı bazı altyapı eksikliğinin olduğu bölgeler var Türkiye'de. Bazı yaylalar var, mezralar var vesaire. Mesela onlarla ilgili de alınması gereken tedbirleri çalışıyoruz. Evet, hazır. Şimdi bizim kültürümüzde oyunlar inanılmaz zengin ve bütün Türk coğrafyasında tarihsel olarak hangi oyunlar oynanmış, günümüz oyunları nelerdir, dünyada evrensel olarak dikkat çeken, öğrenmeye katkı sağlayan oyunlar nelerdir, bütün bunlarla ilgili binlerce oyunun listesini çıkardık. Sonra bu oyunların içerisinden bir seçim yaptık. Yani çok yakın temas gerektirmeyen ve bizim müfredatımızın içeriğiyle de doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olabilecek oyunları seçip temassız oyunlar kitapçığı diye bir kitapçık hazırladık. Bu şu anda hazır ve bütün öğretmenlerimize, bütün okullarımıza, velilerimize ulaştırabileceğimiz bir doküman haline geldi. Ve hatta bu ayın başlarında bir okulda da bunu küçük bir deneme imkanı çocuklarla maskeli olarak bulmuştuk. Bunu bütün Türkiye'ye yaygınlaştıracağız. Şimdi bakın, biz veriye dayalı olarak baktığımız için geleceğe pazarlık anlamında herhangi bir ifadede bulunmak çok doğru değil. Zemin zaman gerektirdiğinde elbette bunların ayrıntısını vereceğiz. Şimdi bununla ilgili hukukçularımız çalışıyorlar. Mücbir sebeplerin olduğu durumlarda, afet durumlarında mevcut hukuksal altyapı, hukuksal mevcut mevzuat farklı biçimlerde hukukçular tarafından değerlendirilebilir. Biz bu çalışmanın sonlanmasını bekliyoruz ve bu konuda esnek bir bakış açımız var. Hukukun gereği olarak, mücbir sebepleri dikkate alarak. Ayrıca daha sonra açıklayacağımız, tüm velilerimizin, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, servis görevlilerin vesaire vesaire hepsinin HES kodu vasıtasıyla bir yazılım üzerinden denetlenebilmesi ve okul müdürümüzün cep telefonuna bunun iletilebilmesiyle ilgili bir altyapıyı hazırladık, bitirdik. Sağlık Bakanlığı ile beraber çalışıyoruz. Bunun ayrıntılarını da yine önümüzdeki haftalarda paylaşacağız. Evet. Şimdi bizim prensip olarak hep vurguladığımız bir şey var. Biz çocuklarımızı mağdur etmeyiz. Yani onların avantajına bakarız. Müktesep hakları hiçbir zaman görmezlikten gelmeyiz. Dolayısıyla bilim kuruluyla beraber, ki bu mesele sadece Sağlık Bakanlığı'nın ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işi de değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılan toplantılarda ilgili tüm kamu kuruluşları, bakanlıklar bir ortak değerlendirme ortaya koyuyorlar ve neticesinde kararlar veriliyor. Burada bazı ana kararlara ihtiyacımız var. Bu ana kararlar ortaya çıktığında, ki yakın zamanda bunun olabileceğini tahmin ediyoruz, biz çocuklarımızın hangi konulardan sorumlu olacağı konusunda çok net açıklama yaparız. Nasıl geçen dönemki sınava giren çocuklarımızla ilgili beklentinin ötesinde bir iyileştirme yaptık. Bu çocuklarımız için de gerekeni yaparız. Onlar normal derslerine devam etsinler.
Bütün konular onlar için şu anda zaten hazır olarak var. Elbette özel öğretim kurslarıyla ilgili de diğer kurallar neyse o tür kurumlar için de aynı kurallar söz konusudur. Uzaktan eğitim konusunda da bizim temaslarımız ve yapılan görüşmeler neticesinde de özel okulların biraz önce bahsettiğiniz konuda bir takım kararlar ortaya koymasını çok yakın zamanda bekliyoruz. Çünkü bu konuda velilerimizin haklı taleplerinin dikkate alınması şart. Bakın bunlarla ilgili hepsinin zamanı geldiğinde söyleyeceğiz. Yani bugünden ileride ne olacak konusunu hiçbir zaman girmiyoruz. Dikkat ederseniz. Bununla ilgili zaten bir planlama var Temmuz ayında yapılan. Gerekli açıklamaları yaparız zamanı geldiğinde. Sayın Bakanım, normalleşme süreciyle birlikte size takdir edersiniz ki AVM'ler, hamamlar, alanlar, parklar, bahçeler açıldı. Piknikler yapılmaya başlandı. Öğrenciler yani yaşı ne olursa olsun bu öğrenciler orada da temas halindeler. Ben de naçizane evime gidip işime gelirken görüyorum parkta maskesizler, aynı salıncak kullanıyorlar. Belki birbirine yakın mesafeden konuşuyorlar. Şimdi bunlar açıkken eğitimin kapalı olması, okulların kapalı olmasını nasıl karşılıyorsunuz? Aileler bir mesajınız var mı? Bizim hep söylediğimiz şey şu, bizim görevimiz okulları açmak ve eğitim sürecini gerçekleştirmek. Çünkü bir ülkenin çocuklarının eğitiminden daha kritik olan elbet bazı hususlar var. Sağlık koşullarına dikkat etmek kaydıyla okulların da bir an önce açılması için hani görüyorsunuz şu anda her cephede çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz çalışıyorlar, müdürlerimiz, il müdürlerimiz çalışıyorlar, okul müdürlerimiz. Ve bunun açılması noktasında gereken tedbirleri almak durumundayız, alıyoruz. Ama bütün toplumdan da beklentimiz var. Ve okulları birlikte açacağız dememizin temel sebebi de bu. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoş geldiniz tekrar. Ve saatleri 12 yaptık. A Haber'de bugünün ikinci saat dilimine başlıyoruz. Geride bıraktığımız dakikalarda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Canlı olarak ekranlara yansıttık. Açıklamaları kuşkusuz önemliydi. Bilim kuruluyla her gün düzenli olarak görüşüyoruz dedi. Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamalarda tabii ki okullar ne zaman açılacak sorusu tekrar gündeme geldi. 21 Eylül'de açmak için elimizden gelen tüm hazırlıkları yaptık. Çabayı gösteriyoruz. Halkımızın da bize yardımcı olması gerekiyor dedi bir kez daha. Havalar uygun olduğu sürece okullarda açık alanlarında kullanılabileceği yönünde yine mesajları vardı. Elbette daha fazlası da var. Neler söyledi bakalım, ardından devam edelim. Sadece burada değil, okullarımızın açılmasına yönelik olarak gerekli hazırlıkların yapılmasından bahsediyorum. Ve inşallah 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacak olan okullarımızın kapılarını 21 Eylül'de de yeniden açmak konusunda büyük bir çaba içerisindeyiz. 21 Eylül'de ders zilinin çaldığı andan itibaren öğrencilerimiz hangi alanda nasıl davranacaklar, ne yapacaklar, bir okulun hangi mekanı, bu öğretmen odası olabilir, sınıflar olabilir, koridorlar olabilir, ıslak zeminler olabilir, hangi mekanında ne yapacağız, nasıl yapacağız, hangi davranış ortaya konulacak, öğretmen arkadaşlarımız neye dikkat edecek, okul yöneticisi arkadaşlarımızın alması gereken tedbirler ve takip edilmesi gereken bir takım önlemler nelerdir, servis araçları için hangi kurallarımız var, tüm bunları ayrıntılı olarak ortaya koyup simülasyonlarını yaptık.
2000 denetmenimiz eğitimlerini aldı ve bu denetmenlerimiz okulların hazır olup olmadığı konusunda hangi tedbirlerin alındığı, hangi okulun ne tür ihtiyaç içerisinde olduğu, ne eksiği olduğu konusunu belirli kontrol listelerine dayalı olarak da ortaya koyuyorlar. Bir dış denetim olarak da düşünmüyoruz. Aynı zamanda bir öz denetim de bekliyoruz. Yani okulların öz değerlendirme yapmasını da istiyoruz. Öğretim programları içeriğinin öngörülen zaman dilimlerine sığacağı şekilde bir seyreltmeden söz ediyoruz. Yani mekansal olarak ve müfredat olarak bir seyreltmeden söz ediyoruz. Ve bizim müfredatımızın içeriğiyle de doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olabilecek oyunları seçip temassız oyunlar kitapçığı diye bir kitapçık hazırladık. Bugün Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantıda yeni tavsiye kararları alınacak mı? Elbette merakla beklenen sorunun yanıtı toplantı sonrasında alınmış olacak. Ankara'ya gidelim, detayları öğrenelim. Muhabir arkadaşım Mert Hacıalioğlu bizi bekleyen isim. Mert, kolay gelsin. Seni dinliyoruz. Johnson & Elbacı Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saatler 17'yi gösterdiğinde Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek. Saatler 19'u gösterdiğinde ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameralar karşısına geçerek açıklamalar yapacak ve basın mensuplarının sorularını yanıtacak. Kuşkusuz önemli bir durum koronavirüsle mücadele konusu. Şu an itibariyle pek çok tedbir var. Gelinen aşama ele alınacak öncelikle. Şu an itibariyle bilindiği üzere 1000'in üzerine çıkmış durumda. 1200 bandında vaka sayıları günlük olarak seyretmekte. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu rakamların yaklaşık 10 gün öncesinin yansıması olduğunu belirtmişti. Bundan sonraki süreçte atılacak adımlar ele alınacak. 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen bilindiği üzere kısıtlama vardı. Bu konu değerlendirilecek. Özellikle okullar konusu, eğitim öğretimin başlaması konusu masada olacak. Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı 21'inde açma çabasındayız ifadesini kullandı. Ancak bu süre sarkabilir mi, sarkmaz mı, işte her biri bugün bilim kurulu tarafından tekrardan ele alınacak. 31 Ağustos tarihinde eğitim öğretimin başlayacağını biliyoruz. Uzaktan eğitimle birlikte 21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak. İşte bunun bir riski var mı, daha ileri bir tarihe atılır mı ya da iller bazında ne gibi önlemler alınabilir? Örneğin Ankara pandemi sürecinin başlangıcından bu yana aslında oldukça önemli bir grafiği vardı Ankara'nın. Olumlu grafiği vardı. Ancak son dönemlerde, özellikle son bir ay içerisinde Ankara'da vaka sayıları arttı. İşte bu şekilde vaka sayılarının artmış olduğu illerde yeni ek tedbirler alınır mı, alınmaz mı? Bunların her biri tartışılacak ki görünen o ki 1200 bandında ve yavaşlama hızı virüs daha doğrusu günlük vakalarda düşüş birazcık daha yavaş olmaya başladı. 1000 bandının altına hatırlanacağı üzere yaklaşık 30-35 günlük bir süreçte düşmüştük. İşte bunların her biri bilim kurulunun masasında olacak. Yine HES kodu konusu var. HES koduyla birlikte bilindiği üzere seyahatlerde başlamıştı. ÖSYM sınavlarda HES kodunun geçerli olacağını ifade etmişti. Son olarak spor tesislerinde ve halı sahalarda yine HES kodu lazım. HES kodu almayan vatandaşlar bilindiği üzere o noktalara gidemeyecekti. İşte bununla ilgili Ankara'da özellikle Sağlık Bakanlığı da artık HES koduyla birlikte vatandaşların o noktaya alınacağını ifade etti. Sağlık Bakanlığı da hatta çay ocağının kapatıldığını dahi bilmekteyiz. Bu nedenden dolayı bazı kamu kurum ve kuruluşlarında da HES koduna ilişkin bazı önlemler alınabilir. Bu da yine bilim kurulunun önünde olacak. Bu konuları da değerlendirecek. Özellikle iller bazında bazı tedbirlerin arttırılması, bazı tedbirlerin alınması yönünde tavsiye kararı çıkabilir. İşte bunların cevabını saatler 19'u gösterdiğinde Fahrettin Koca'dan öğreneceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım Cansın Elbacı. Peki Mert'e teşekkür edelim. Toplantıdan çıkacak kararları da ekranlara yansıtıyor olacağız. Antalya'daki organize sanayi bölgesinde sabah saatlerinde çıkan yangındaki son duruma bakacağız. Alevlere 15 arazöz, bir helikopter ve çok sayıda ekip müdahale ediyor. Görüntüler Antalya organize sanayi bölgesinden. Bir fabrikada çıkan alevler kısa sürede büyüdü. Bütün fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına 15 arazöz, bir helikopterle çok sayıda ekip müdahale ediyor. Kimsenin olmadığı fabrikadan çıkan duman kentin birçok noktasından görülüyor. Samsun'da bir tırın dorsesinde seyahat eden 120 düzensiz göçmen polis tarafından yakalandı. Göçmenler geniş güvenlik önlemleri altında spor salonuna götürüldü.
tır dorsesinde 120 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri taşıyan tır Samsun Tekeköy'deki polis kontrol noktasında durduruldu. Dorsede havasız kalan göçmenlerin brandaları yırttıkları görüldü. Bazıları ise baygınlık geçirdi. 120 kişiden oluşan yabancı göçmenler bu tırın dorsesine bindiler. Tırın dorsesinde hava alabilecekleri, nefes alabilecekleri hiçbir yer yoktu. Saatlerce yapılan yolculuğun ardından Samsun'daki polis noktasında tespit edildi ve şu an itibariyle işlemler yapılıyor. Araçtan indirilen ve sıcaktan bunaldıkları gözlenen göçmenlere polis su verdi. Ağrı Doğu Beyazıt'tan yola çıkan tır saatlerce yolculuk yaptılar ve sıcaktan bunalan adeta nefes alamayan mülteciler an itibariyle Samsun'daki kontrol noktasında sağlık kontrolünden de geçirilecek. $800 verdik. $800 nereye evet. Gideceksiniz? İstanbul gideceğiz. Ne yapacaksınız İstanbul'da? Çalışacağımız, ekmek parasını tapacağımız ya abi. Kaçmaya çalışan bazı göçmenlerse polis tarafından yakalandı. Göçmenler geniş güvenlik önlemleri altında spor salonuna götürüldü. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 FETÖ şüphelisi sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. FETÖ'cülerin kendilerini sığınmacı gibi gösterip Avrupa'ya kaçmaya çalıştığı belirlendi. FETÖ'cüler sığınmacıların botuyla Avrupa'ya kaçmaya çalıştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale Ayvacık açıklarından Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 22 kişiyi yakaladı. Sığınmacıların botunda yakalanan 22 kişi karaya çıkartıldı, kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan incelemede birinin Afganistan, 21 kişinin ise Türk vatandaşı olduğu tespit edildi. Ayrıca Türk vatandaşların arasında bulunan 13 kişinin FETÖ şüphelisi olduğu belirlendi. Hain FETÖ kalkışmasını gerçekleştirmek isteyen FETÖ terör örgütünün mensupları ve şu anda davalar devam edenlerin belki birçoğu yurt dışına kaçmak istiyor. İşte onlar daha çok Ege Denizi üzerinden Yunan Adalarına geçmek istiyor ve bu yolları kullanıyor. İşlemlerden sonra adliyeye sevk edilen 13 FETÖ'cü tutuklandı. Diğer 9 kişi arasında bulunan 5 çocuksa yakınlarına teslim edildi. FETÖ'cüler özellikle İzmir, Çanakkale ve Muğla açıklarını kaçış yolu olarak seçiyor. Sığınmacılar arasına karışan FETÖ üyeleri lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışıyor. Edirne Yunanistan sınırında bir süre yürüyen şüpheliler Meriç Nehri'nden karşıya geçerek Avrupa'ya kaçmaya çalışıyor. CHP'li Beşiktaş Belediyesi bir skandal olaya daha imza atmış durumda. Belediyenin otomobil kiralama şirketine 11.8 milyon liraya ihale edilen iş karşılığında ihaleyi alan firmanın belediyeye verdiği teminat mektubu sahte çıktı. Skandal bununla da sınırlı değil, daha fazlası var. O detayları da bize muhabir arkadaşım Emirhan Ergen aktaracak. Emirhan, neler yaşandı, nedir detaylar? Seni dinleyelim. Evet, CHP'li Beşiktaş Belediyesi ile ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları bugün Sabah gazetesinde yer aldı. İddiaya göre Beşiktaş Belediyesi 1 Ekim 31 Aralık 2019 tarihleri arasında sürücülü araç kiralama ihalesi gerçekleştirdi ve bu ihale 12 milyon 980 bin liralık teklifi veren bir şirkete verildi ve o şirket daha sonra 800 bin liralık bir teminat mektubunu Beşiktaş Belediyesi'ne gönderdi. Aslında tüm soru işaretleri işte tam da bu noktadan sonra başladı. Çünkü aynı günlerde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle dünya ünlü sigorta şirketlerinin adını kullanarak sahte kefalet senetleri dağıtan bir çeteye operasyon yaptı ve bu operasyonun sonucunda da Beşiktaş Belediyesi'ne gönderilen 800 bin liralık teminat mektubunun sahte olduğu ortaya çıktı. Yani başka bir firmadan bu teminat mektubunun alınıp Beşiktaş Belediyesi'ne gönderildiği ortaya çıktı. İşte tam da bu noktadan sonra aslında hem MASAK raporları hem inceleme hem de konuyla ilgili soruşturmaya rağmen Beşiktaş Belediyesi söz konusu şirkete herhangi bir şekilde hiçbir hizmet almaksızın 11.8 milyon liralık bir ödeme gerçekleştirdi. İddialar bununla da sınırlı değil. Yeni bir iddia da var aslında bu konuyla ilgili ki bence en çarpıcı iddialardan bir tanesi de bu. Özellikle bu Beşiktaş Belediyesi tarafından ödemenin şirkete yapılmasının ardından şirketin
Belediye Başkanı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın akrabası Veli Uslu'ya devredildiği de yine iddia edildi ki bu iddiaların da çarpıcı olduğunu söylemekte fayda var ki Beşiktaş Belediyesi hiçbir hizmet almadan söz konusu şirkete 11.8 milyon liralık bir ödeme gerçekleştiriyor ki bu ödemeyi de gerçekleştirdiği şirketin Beşiktaş Belediyesi'ne gönderdiği 800 bin liralık teminat mektubunun sahte olduğunun ortaya çıkmasına rağmen. İşte iddialar aslında bugün ortaya çıkan iddialar bu yöndeydi. Özellikle geride bıraktığımız aylarda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın kişisel mal varlığındaki aslında ani yükseliş nedeniyle de iddialar söz konusu gündeme gelmiş. Hem yolsuzluk iddiaları hem usulsüzlük iddiaları Beşiktaş Belediyesi ile ilgili gündeme bomba gibi düşmüş ve çokça konuşulmuştu. İşte Beşiktaş Belediyesi ile ilgili bugün ortaya çıkan yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları da bu yöndeydi. Biz de bu noktada gelişmeleri takip ediyor olacağız. Elimize yeni bilgi ve belgeler ulaştıkça da sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Cansın. Şimdi Mali'de darbeciler Cumhurbaşkanı'nı istifaya zorladı. Ülkedeki son durum ne diye soracağız. Türkiye'nin Bamako Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Salih Özcan telefon attığımızda. Sayın Özcan hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Neler yaşanıyor ülkede? Nedir son durum? Ya dünden bu yana bazı gelişmeler elbette olduğu akşam üzeri Cumhurbaşkanı Keita istifasını açıkladı. Devlet televizyonu tekrar aktif hale getirilerek orada bir açıklama yayınladı. Açıklamasında Mali'ye bütün hizmetlerini gönülden yaptığını, halkın sevgisini takdir ettiğini, şükran duyduğunu ancak artık görevi bırakması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığından istifa ettiğini, aynı şekilde hükümeti ve Milli Meclis'i lağv ettiğini söyledi. Daha sonra ilerleyen saatlerde darbeyi yapan komutanlar da bir açıklamada bulundular. Onlar da açıklamalarında bütün uluslararası barış kuvvetleriyle MINUSMA, bu da bildiğinizde Birleşmiş Milletler'in barışı koruma misyonu MINUSMA var, Fransız Balkan görev gücü var, Avrupa Birliği eğitim misyonu var. Tüm bu misyonlarla, yabancı misyonlarla ilişkilerini ve güvenlik anlaşmalarını devam ettireceklerini söylediler. Darbenin temel nedenlerinden birinin yine geçtiğimiz yıllarda 2011'de olduğu gibi Cezayir sürecinin sonunda ortaya çıkan Mali Barış ve Uzlaşı Anlaşması'nın hayata döndürülememesi, hayata geçirilememesi olduğunu söylediler. Bununla birlikte bir dizi önlem yayınlandığı açıklandı. Hava sahası ikinci bir emre kadar kapalı olacak. Mali'nin ulaşım mümkün olmayacak maalesef. Akşam saat 9'dan sabah saat 5'e kadar da sokağa çıkma yasağı uygulanacağı söylendi. Şimdilik bunlarla sınırlı. Peki, çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız, son durumu bize ne paylaştığınız için. Bamako Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Salih Özcan telefon attığımızdaydı. Ülkedeki son durumu bize aktardı. Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında ilişkileri normalleştirme anlaşmasının hemen ardından Tel Aviv'den Dubai'ye önemli bir ziyaret gerçekleşti bu arada. İsrail İstihbarat Servisi Başkanı Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek resmi temaslarda bulundu. Müslüman ülkelerden ise söz konusu anlaşmaya yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor. İsrail İstihbarat Servisi'nin başındaki Yossi Cohen, Abu Dhabi'yi ziyaret etti. Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ile tüm Müslüman ülkelerin tepkisini çeken normalleşme anlaşması yaptı. Anlaşmanın hemen ardından her iki taraf birbirine olumlu mesajlar göndermeye devam ediyor. Tel Aviv, Abu Dhabi arasındaki bahar havası İsrail'den yapılan ziyaretle bir adım ileriye taşındı. Birleşik Arap Emirlikleri resmi ajansı VAM'ın haberine göre Mossad Başkanı Yossi Cohen, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Müsteşarı Tanun Bin Zayed Al Nahyan'la Abu Dhabi'de bir araya geldi. Al Nahyan'la Cohen, iki ülke arasında güvenlik konusunda işbirliği ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Koronavirüsle mücadele konusunun da ele alındığı görüşmeye ilişkin detaylı açıklama yapılmadı. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki anlaşmaya Müslüman ülkelerden yoğun tepkiler gelmeye devam ediyor. Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı, İhvan'dan yapılan açıklamada söz konusu anlaşmanın Filistin davasına, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ihanet olduğu bildirildi.
Tunus'ta da Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasına karşı geniş kapsamlı protesto gösterisi düzenlendi. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler normalleşme ihanet ve utançtır sloganları attı. İsrail Hava Kuvvetleri ile Alman Hava Kuvvetleri tarihinde ilk kez ortak hava tatbikatı yapacak. Ayrıntılar için Frankfurt'a gideceğiz. A Haber muhabiri İsmail Erel'den detayları alacağız. Evet, Almanya ve İsrail tarihte ilk kez ortak hava savunma tatbikatı yapıyor. İsrail'den gelen 6 savaş uçağı 2 hafta süreyle Blue Wings 2020 isimli tatbikat ile MacDays isimli anma törenlerine katılacak. MacDays çerçevesinde İsrail ordusunun F-16'ları ile Alman savaş uçakları birlikte 1972 yılında Münih'te yapılan olimpiyat oyunları çerçevesinde düzenlenen terör saldırısının kurbanları anısına Fürstenfeldbruck hava üssünün üzerinden uçtu. 1972 yılında tam da o bölgede Alman polisinin teröristlerin elinde bulunan İsrailli atletleri kurtarma operasyonu başarısız olmuş ve 9 kişi yaşamını yitirmişti. Anma çerçevesinde İsrailli bir yolcu uçağının sağına ve soluna 2 İsrail F-16'sı ile 3 Alman F-16'sı gelerek bir formasyon oluşturdu. Alman Hava Kuvvetleri ile İsrail Hava Kuvvetleri'nin tarihte ilk kez yaptıkları ortak tatbikat tam 2 hafta sürecek. İsrail ve Alman heyeti uçuştan sonra Dachau Nazi koplama kampını da ziyaret etti. Heyetler burada Yahudi soykırımı kurbanlarını andı. İsrail'in Berlin Büyükelçisi Jeremy Isharoff ile Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer burada kurbanlar anısına çiçek bıraktılar. İsrail heyetine davet Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhardt tarafından yapıldı. Alman pilotlar da 2017 ve 2019 yıllarında İsrail'de ortak bir tatbikata katılmıştı. Tatbikat kapsamında pilotlar duruma göre ya saldıran ya da savunma pozisyonunda bulunuyor. Tatbikatın ikinci haftasında Macaristan savaş uçakları da katılacak diyelim ve sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. Peki İsmail Erel'e teşekkür edelim, kolaylıklar dileyelim. Fransa uzun zamandır Türkiye karşıtı bir politika izliyor biliyorsunuz. Özellikle Libya ve Doğu Akdeniz'de izlenen bu tutum Avrupa Birliği'nin politikalarıyla da çelişiyor. Peki bu yaklaşımla ne amaçlanıyor? İşte bu sorunun yanıtı. Türkiye'nin dış politikada attığı sağlam adımlar Fransa'yı rahatsız ediyor. Macron yönetimi üyesi olduğu Avrupa Birliği ve NATO politikalarının aksine müdahaleci ve agresif bir tutum sergiliyor. Bu çerçevede de Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Mısır gibi ülkelerle ittifak kuruyor. Peki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu adımlarla ne amaçlıyor? Macron ülkesinin Avrupa Birliği içerisinde liderlik rolünü üstlenmesini hedefliyor. Pek çok uzman Fransız liderin ülkesini Almanya'nın gölgesinden kurtarmaya çalıştığı yorumunu yapıyor. Macron bu yüzden Libya konusunda da ön plana çıkmaya çalışıyordu. Ancak hesapları tutmadı. Zira Macron'un açık açık destek verdiği darbeci Hafter güçleri Türkiye'nin de yardımıyla ağır bir yenilgiye uğratıldı. Macron'un Libya'daki planları boşa çıkınca okları yeniden Doğu Akdeniz'e çevirme kararı aldı. Bu amaçla da Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis'le sık sık görüşmeler yaptı. Bir taraftan da bölgeye savaş gemileri göndererek gerilimi tırmandırmaya çalıştı. Uzmanlar Macron'un bu tutumunda Libya yenilgisinin neden olduğu öfkenin etkili olduğuna dikkat çekiyor. Fransa Cumhurbaşkanı'nın rasyonel davranamadığı yorumları giderek çoğalıyor. Doğu Akdeniz'de Yunanistan Avrupa Birliği'nden destek alamadı ancak provokasyonlarına devam ediyor. Akdeniz'de sular gittikçe ısınıyor. Son durumu değerlendireceğiz şimdi değerli konuklarla birlikte. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Talha Köse ve emekli Kor Amiral Kadir Sağdıç'la konuşacağız. Her iki değerli konuğuma da hoş geldiniz diyerek başlayalım. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Hoş bulduk. Sağ olunuz, çok teşekkürler. Şimdi provokasyonlar bir yandan devam ediyor. Bir yandan ülkelerin çıkarlarının çatıştığı noktalarda farklı sesler yükselebiliyor. Fransa ve Yunanistan, Akdeniz'de provokasyonlarına devam eden iki ülke.
Gerilim nereye varır? Fransa'nın izlediği yol Türkiye açısından nasıl yorumlanmalı diye başlayalım. İsterseniz Kadir Bey sizinle. Teşekkür ederim. 21. yüzyılın bu çeyrek dönemi geçtikten sonra dünya gerçekten yeniden şekilleniyor. Küresel güç olarak Amerika dünyayı yönetmeye teşebbüs etti ama gücü buna yetmedi. Avrasya'da Rusya-Çin ayrışması bütünleşik hale, aradaki farklılıklar çözüme doğru ulaştı. Avrupa Birliği de gücünün sınırlarına geldi. Bu yüzyıl bir ölçüde de denizler yüzyılı olduğu için iş döndü dolaştı. Doğu Akdeniz üzerinden küresel yeniden şekillenme güç dengelerinin arandığı bir süreçte Doğu Akdeniz çok ön plana çıkmış durumda. Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin hak iddia ettiği alanlar tamamıyla uluslararası hukuktan kaynaklı. 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi, onun öncesinde de 58 Sözleşmesi'ndeki kıta sahanlığı, ardından Münhasır Ekonomik Bölge'ye dönüştü. Türkiye tamamıyla uluslararası normlar çerçevesinde adım adım Doğu Akdeniz'deki durumunu ortaya dökmeye çalıştı. Avrupa Birliği süreciyle beraber maalesef Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi Avrupa Birliği sürecini istismar ederek, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yönelişini istismar ederek tek yanlı uygulamalara teşebbüs ettiler. İşte 2003 yılında, 2007 yılında ve 2010 yılında Lübnan'la, Mısır'la ve İsrail'le Güney Kıbrıs Rum yönetimi tek taraflı deniz yan hududu sözleşmeleri yapmaya kalktı. Ama bugün de onların Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesine girerseniz bütünleşik olarak iddia edilmiş bir Güney Kıbrıs Rum yönetimi sahası yok. Yunanistan sahası da yok Doğu Akdeniz'de. Ama buna karşılık parsel parsel denizi çizip cetvel, pergel ellerine alıp bunları üçüncü tarafların şirketlerine lisanslar vererek Türkiye'nin haklarını gasp etmeye teşebbüsleri var. Özellikle 2016 yılındaki tarihsiz 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası şirketlerle ilişkilerini arttırdılar ve Doğu Akdeniz'de bir gaz forumu oluşumu var. Buradaki gazı esasen en akılcı olarak Türkiye üzerinden hem Türkiye kendisi bir iç pazar hem de Türkiye'deki mevcut boru hatları üzerinden Avrupa'ya göndermek yerine uzun ve pahalıyı tercih eder gözüküyorlar. Burada da tamamıyla bir jeopolitik tercihten kaynaklandığı ortada. Çünkü Akdeniz üzerinden Avrupa'ya göndereceğiniz 1000 mile yakın bir doğal gaz boru hattı 1200-3000 metre arasındaki derinliklerden yüksek kompresör basıncıyla gitme durumunda yatırım maliyeti bile bir söyleme göre 6 milyar dolar ama bir başka söyleme göre de 20 milyar dolar tutacak. Doğal gazın fiyatlarının düştüğü bu dönemde onun feasible olması mümkün değil. Ha, burada gözüküyor ki büyük bir jeopolitik oyun var. Ama Türkiye'de bu oyuna karşı 2003-2002 yılından itibaren bunu benim haklarımı yok saymayın, karşılıklı görüşelim demesine rağmen onlar tek yanlı gitmeye çalıştılar. Sonunda Türkiye 2018'in Mart ayında deniz yetki alanları konusunda bir koordinatlar oluşturdu kıta sahanlığına dayalı olarak. Bu Doğu Akdeniz'de bizim İskenderun Körfezi'nden başlar doğu olarak, batıda da Rodos'a kadar getirdi önce. 28 derece boylamına. Güneyde de yaklaşık ortay hat üzerinden Mısır'la aramızdaki çizgiyi alanı benim müktesef hakkım olabilir dedi. Çünkü bunu demediği takdirde Meis Adası'nı istismar eden Yunanistan, Türkiye kıyılarına sadece 2 kilometre mesafedeki o küçücük minicik haritada dahi zor göreceğiniz Meis Adası üzerinden Mısır'la deniz yan hududu sözleşmesi yapıp Türkiye'nin 101 bin kilometre karelik bir mavi vatanını gasp etme teşebbüsünde evet. bulundu. Ha, ona istinaden Türkiye bu sahayı ilan etti. Hı hı. Yalnız dedi ki Türkiye Mart 2018'de benim saham sadece Rodos'tan geçen 28 boylamıyla sınırlı değil. Bunun daha da batısına yani İtalya, Yunanistan tarafına giden bir evet. sınırı var. Ama ben bunu üçlü görüşmelerden sonra belirleyeceğim dedi. İşte Libya ile olan deniz yan hududu görüşmesi de o aşamada oldu. Libya ile Türkiye arasında bir deniz yan hududu var. O zaman Türkiye ile Libya denizden komşudaş ise, sınırdaş ise Yunanistan demek ki Doğu Akdeniz'de yok. Dolayısıyla Türkiye bunu kendi meclislerinde onaylattılar her iki taraf. Libya meclisinde, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Libya meclisinde bu onaylandı. Ardından da Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi tarafından onaylandı ve 6 Aralık tarihinde Birleşmiş Milletler'e deklar edildi. Şu an
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin iddia ettiği, hak iddia ettiği ve uluslararası normlara uygun hukuktan gücünü, desteğini alan bir sahası var ve bu dünya kamuoyuna ilan edildi. Peki. Bunu tanımıyorum diyen de yok. Yani Yunanistan, Kıbrıs, Hıkmık diye dursunlar ama kendi sahalarını ilan etmiş değiller. Bütün sıkıntı buradan çıkıyor. Peki. İsrail ve Fransa'yı da yanına almaya çalışan Orta Doğu'da bir başka gelişim var. O ise küresel jeopolitik kaymanın uzantısı. Evet, işte yayınlarda böyle oluyor. Son cümlem çekiliyorum. Evet, Mısır'la Güney Kıbrıs olduğu için bir saniye, diğer Mısır ile söz vermek Yunanistan, isterim. Mısır ile Yunanistan arasındaki bu deniz yan hukuku, hukuktaki hem Mısır'ın hem Yunanistan'ın beklentilerine de aykırıdır. Türkiye'nin sahasını da işgal etmeye girişimi yoktur. Türkiye burada devam etmelidir. Peki, şimdi hemen Tayha Bey'e dönmek istiyorum. Tayha Bey, aslında gerilim artıyor, sular ısınıyor diyoruz ama Yunanistan başlığı içerisinde bakarsak bir de genel çerçeveye de bakalım istiyorum sizinle birlikte. Yunanistan'ı yanına alarak, daha doğrusu Türkiye'yi karşısına alarak Yunanistan'ın yanında olur mu Avrupa Birliği, Amerika ya da Türkiye'nin orada varlığından hangi ülkeler rahatsız şu an itibariyle? Genel bir okuma yaptığınızda ne görüyorsunuz bölgede? Zaten şu anda Yunanistan'ı aslında bu kadar cesaretlendiren şeylerin başında Türkiye'nin son dönemde bölge stratejileri bağlamında ABD ile, işte Fransa gibi bazı Avrupa ülkeleriyle, İsrail ile, Birleşik Arap Emirlikleri ile, Mısır ile yaşamış olduğu diplomatik gerilimler. Yunanistan bunlardan istifade ederek kendi elverişi gördüğü bir durumda bunu istismar etmeye çalışıyor. Ve Türkiye'de aslında bu Doğu Akdeniz Gaz Forumu ile birlikte biraz köşeye sıkıştırılmaya çalıştı. Şimdi tabii bu denklemi bozan, Türkiye tabii biraz burada savunmacı gibi görünüyor ama Türkiye'nin aslında Libya ile yapmış olduğu o anlaşma tamamen bu denklemi bozdu. Yani Yunanistan'ı aslında Doğu Akdeniz denkleminin dışına attı. Bir ölçüde tabii biliyorsunuz Libya üzerinde Fransa'nın da iddiaları vardı. Orada Haftar üzerinden Libya'yı kontrol etmeye çalışıyorlardı. Şimdi Fransa'nın da oradaki hedefleri Türkiye'nin Libya'ya dahil olmasıyla birlikte gerçekleşmeyince bu sefer iyice agresifleştiler. Şu anda her ne kadar Türkiye daha sonradan oyuna aktif bir şekilde dahil olup o oluşturulmaya çalışılan denklemi bozmuş olsa da şu anda çok güçlü bir durumda. Yani Mısır'la Yunanistan arasında o yapılan anlaşmada bile Mısır tarafı aslında Türkiye'nin çıkarlarını riske sokabilecek o MEIS iddiasını, Yunanlıların Doğu Akdeniz denklemine dahil olmak için kullandıkları MEIS argümanını göz ardı ettiler. Bu tabii bir yandan da Yunanistan tarafı Avrupa Birliği ile bu meseleyi çözebileceğini, NATO ile ve Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye üzerinde baskı oluşturabileceğini düşündü. Halbuki mesele hiç öyle de olmadı. Yani Fransa'dan destek bulan Yunanistan, Almanya tarafından destek bulamadı, istediği desteği bulamadı. Merkel bir yandan arabuluculuk yapmaya çalışırken bir yandan da Fransa'nın oyun bozucu hamleleri oldu ve Avrupa Birliği'nde Türkiye'ye yönelik yaptırım konusunda destek bulamadı. Yine Birleşmiş Milletler'de de yine İsviçre'nin bu bağlamda en azından o bağlantıda arabuluculuk girişimleri olduğunu biliyoruz. Hı hı. Amerika'nın burada ikircikli bir tavrı var maalesef. Yani Amerika'nın net bir şekilde Yunanistan tarafında, Yunanistan'ın yanında yer aldığını görüyoruz. Bu da anlaşılabilir bir durum. Tabii ki Amerika'da bir seçim sürecine giriyoruz. Seçim sürecinde iç politika hamleleri önemli. Yani Rum lobisinin ve İsrail lobisinin Amerika'da çok güçlü olduğunu biliyoruz. Bu iki lobinin de, yani bu iki ülkenin de Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyen ülkeler olduğunu biliyoruz. Yani Yunanistan aynı zamanda Amerika'nın bu iç dengelerini oynayarak Amerika üzerinden Türkiye'de baskı oluşturmaya çalışıyor ama Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun bu olumsuz, yani Yunanistan'a destek vermeyen tavırlarından sonra Amerika'da bir ölçüde daha dengeli bir politika izleme noktasına gelmiş durumda. Yani baskı uygulasa bile doğrudan işte Pompeo üzerinden veya resmi kanallar üzerinden bir baskı uygulamıyor. Belki de bu baskıyı Fransa üzerinden uyguluyor. Her halükarda Amerika'nın pozisyonunun şu anda Türkiye'nin durumuna, Türkiye'nin iddialarına biraz uzak olduğunu biliyoruz. Ama aynı zamanda aynı Amerika'nın bir yandan da Libya'da arabuluculuk girişimleri var. Sirte ve Cufra'da silahsızlandırılmasına yönelik adımları var. Yani Amerika ile Türkiye'nin çıkarları aslında Libya'da örtüşüyor. Doğu Akdeniz'de İsrail ve Yunan tarafının tezlerine daha yakın. Ama Türkiye bir açıdan da son dönemde
savunmacı pozisyondan biraz daha aktif bir pozisyona geçmiş durumda. Avrupa Birliği'ni ve diğer aktörlerle irtibatı hızlandırmış durumda. Bu da ümit verici bir durum. Peki, çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Talha Köse bizimle birlikteydi. Sağolunuz. Emekli Kor Amiral Kadir Sadıç bizimle birlikteydi. Kadir Bey, çok teşekkürler yayına katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Değerli yorumlarınız için. Değerli konuklarımı uğurluyorum. Hemen bir başlık daha açacağız. Türklerin yaşadığı Gökçepınar Köyü'nde korkuya neden olan tatbikatı düzenleyen Yunan komandolarının fotoğrafları medyaya yansıdı. Bir Yunan internet sitesi söz konusu fotoğrafların çekilebileceği olası noktalara işaretleyerek Müslüman Türkleri hedef gösterdi. Şimdi ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Ogün Kurkan aktaracak bize detayları. Neler yaşandı diye soracağım. Detaylı bir şekilde anlatırsan Ogün bize, merak ediyoruz. Türk köyünde tatbikat düzenleyen Yunan komandolarının fotoğrafları medyaya yansıdı. Gökçepınar köyünde korkuya neden olan o tatbikatın görüntülerinin, fotoğraflarının yayınlanmasının ardından bir Yunan internet sitesi söz konusu fotoğrafların çekilebileceği olası noktaları hedef işaretleyerek orada yaşayan Müslüman Türkleri hedef gösterdi. Gökçepınar köyündeki tatbikat Türk ve dünya basınında geniş bir yer almıştı. Fotoğrafların çekilebileceği bir Yunan internet sitesi tarafından çekilebileceği olası noktalar hedef gösterilerek oradaki Müslüman Türkler hedef gösterildi, işaretlenerek hedef gösterildi. Sosyal medyada paylaşılan ve masum insanların yaşadığı ve orada yaşayan Müslüman Türklerin hedef gösterildiği görüntülerin bazı Yunan hükümet yetkilileri tarafından o görüntülere göz yumulduğu belirtildi, iddia edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da köy halkına destek vermişti ve yanlarında oldukları mesajını vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tatbikata ilişkin de bunların iyi sinyaller olmadığını, oradaki yaşayan Türk azınlığın yanında olduklarını belirtmişti. Onları yalnız bırakmayacaklarını da sözlerinde ifade etmişti. Tekrar belirtmekte fayda var. Tekrar belirtelim izleyicilerimize. Gökçepınar köyünde korkuya neden olan o tatbikata ilişkin fotoğrafların sosyal medya üzerinde yayılmasının üzerine Yunan bir internet sitesi söz konusu fotoğrafların tatbikata ilişkin fotoğrafların nereden çekilebileceğine ilişkin bir olası nokta işaretleyerek orada bulunan Türk Müslümanları, Türkleri işaret ederek hedef gösterdi. Gökçepınar köyünde yapılan, gerçekleştirilen tatbikatta Türk ve dünya basınında gerçekten geniş bir yer almıştı. Fotoğrafların çekilebileceği noktalar, olası noktalar belirtilmişti. Oradaki Müslüman Türkler hedef gösterilmişti. Sosyal medyada paylaşılan ve masum insanların oturduğu sosyal paylaşılan ve hedef gösterildiği görüntülerin bazı Yunan hükümet yetkililerince göz yumulduğu iddia edildi diyelim ve sözü merkeze öyle bırakalım. Şimdi de İzmir'e gideceğiz. İzmir'de sigara kaçakçılarına yönelik operasyon vardı. 20 milyon paket kaçak sigaranın ele geçirildiği operasyonun ayrıntılarını soracağız. Muhabir arkadaşım Sercan Bilgi bizi bekliyor. Sercan, nasıl bir operasyon gerçekleşti? Söz sende. Piyasa değeri dudak uçuklattı Cansın Elvacı. 30 milyon liradan fazla, onu belirtelim. Yani eğer bu operasyon gerçekleşmeseydi vergi kaybının 20 milyondan fazla olduğunu da belirtelim. Tabi burada gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat ekiplerinin hakkını teslim etmek lazım. İzmir'de son dönemlerde yapılan en büyük operasyon olduğunu belirtelim. Aslında bu sigaraları üreten firma, bu sigaraları üretmek için resmi belgeleri yetkisi olan bir firma. Ancak bunu piyasaya sunma, yani piyasaya sokma şekli yasalara uygun değil. Çünkü biraz sonra Tayfun ekranlara getirecek. Ekranlara gelen bu sigaraların üzerinde bandrol olması lazım. Onun dışında yine marka olması lazım. Ancak bu sigaraların hiçbirinde
ne bandrol var ne marka var. İşte bunlar kaçak yollarla iç piyasaya sürülmek üzereyken gümrük muhafaza ekipleri, kaçakçılık ve istihbarat ekipleri tarafından ele geçirildi. Şu anda görevliler de o sigaraları sizlere gösteriyorlar. Bakın üzerlerinde hiçbir marka yok. Bu nedenle yasal olmadığını da belirtelim. 41 milyon tane adet var burada ve bunları paketleştirdiğiniz zaman yaklaşık 2 milyonluk bir sigara paketine denk geldiğinde belirtelim. 6 aylık süren bir operasyonun, bir istihbaratın sonrasında bu sigaralar ele geçirildi. Tayfunar ekranlara getirdi. Ben de detayları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Tekrar altını çizelim. 30 milyondan fazla piyasa değeri ve o sigaralar piyasaya sürülmek üzereyken gerçekleştirilen bir operasyonla gümrük muhafaza ve kaçakçılık istihbarat ekipleri tarafından yakalandı. Şu ana kadar 5 kişi hakkında gözaltı kararı olduğunu da hatırlatarak sözü İstanbul'a bırakalım. Sercan'a teşekkür edelim. Devam edelim. Başkent'te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil bambu malzemesi satan bir dükkana girdi. O sırada dükkanda kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Her şey bir anda oldu. O kadar hızlıydı ki güvenlik kameralarına yansıyan kaza anını fark edebilmek bile kolay olmadı. Görüntüler başkentte kayda geçti. Ulus yönüne giden bir otomobil Altındağ'da bir anda kontrolden çıktı ve hızla yol kenarında bulunan bambu malzemesi satan dükkana daldı. Otomobil sürücüsü şanslıydı. Bu feci kazadan yara almadan kurtuldu. O sırada dükkanda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Hurdaya dönen otomobil çekiciyle kaldırılırken dükkanda maddi hasar meydana geldi. Sivas'ın Divre ilçesindeki Kız Köprüsü'nün onarımını yapan müteahhit 8 yıllık tarihi köprünün üstüne iş makinesi çıkardı. İş makinesiyle restorasyon görüntüsü haliyle tepkilere de neden oldu. Detayları alacağız. A Haber muhabiri Murat Onur bizi bekliyor detayları aktarmak üzere Murat. Cansın Elvacı, aslında siz de söylediğiniz tam 800 yıllık bir köprü Sivas'ın Divri ilçesinde Osmanlı döneminde yapılmış. Öyle ki bu köprü Osmanlı döneminde Divri'yi Ziniski, Sincan, Yağbasan, Karabel üzerinden Sivas'a bağlayan bir köprü, yani o dönemin en işlek köprülerinden bir tanesi. 800 yıllık bir köprü. Üzerinde kitabesi yok, o yüzden tam net bir tarih veremiyoruz ama yaklaşık 800 yıllık bir köprü. Bu köprü zamanla tabii ki aşınmalar, yıpranmalar oldu ve köprünün restorasyon yapılması gerektiğine karar verildi. Restorasyon çalışmaları da yüklenici firmaya verilerek yapılmaya başlandı. Bu ana kadar her şey normal. Ancak yüklenici firma restorasyon çalışmasını yaparken köprünün üzerine iş makineleri çıkarttı ve özellikle büyük taşlar var dedi. Bu taşları indirmek için iş makinelerini kullanıyoruz dedi iddialara göre ve işte bu andan itibaren de büyük tepkilere yol açtı. Aslında büyük köprülerde restorasyon çalışmaları yapılırken kule vinçler de kullanılabilir diyor yetkililer. Ve tabii ki bu olay sonrasında da hem soruşturma başlatıldı hem de şu an itibariyle restorasyon çalışmalarına bir müddet ara verildi diyelim. Sözü de tekrar İstanbul stüdyolarına sizlere bırakalım. Murat Onur'a teşekkür edelim ve Dünya Bunu Konuşuyor başlığını açalım. Dünyada en çok konuşulan ve izlenen görüntüleri ekranlara taşımaya başlayalım hızlıca. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen görüntü, Amerika Birleşik Devletleri'nin First Lady'si Melania Trump, eşi Başkan Donald Trump'ın elini tutmayı reddettiği anlar kameralara işte böyle yansıdı. Trump çiftinin pazar akşamı başkanlık uçağı Air Force One'ın merdivenlerinden indiği sırada çekilen görüntü. Bunlar benzer görüntülerle daha önce de gündeme gelmişti ikili. Hemen bir diğer görüntüye geçelim Trump'ların görüntüsünün ardından. Singapur'da cerrahi maskeleri test eden bir laboratuvardan görüntüler bunlar. Cerrahi maskeden en üsttekinden söz ediyoruz. Sonraki ortadaki maske ve maskesiz olanlarla ilgili yapılan deney laboratuvarda arkadaşlarım biraz daha yakınlaşırsa o gözenekler gibi görünen noktacıkları da göreceksiniz. İşte o partiküllerde maske kullanımının önemini ortaya çıkarıyor. Şimdi bir başka görüntüye geçeceğiz. Amerika'nın New York kentinden gelecek o görüntü de ekranlara.
Denizin kenarında gün batımına karşı açık hava sineması düzenlendi. Ve bu eşsiz manzara eşliğinde de koronavirüs tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler filmlerini keyifle izlediler. Açık hava sinemasının alanının havadan görüntüleri de ekranlara gelsin Amerika Birleşik Devletleri'nden. Yine bir başka başlık aslında çokça konuşulacak gibi duruyor. Amerikan Ulusal Hava Durumu Servisi Amerika'nın Güney Kaliforniya bölgesinde yer alan Ölüm Vadisi'nde 54,4 derece sıcaklık ölçtü. Dünya Meteoroloji Örgütü bunun dünyada ölçülen en yüksek derece olabileceğini düşünüyor. Uzmanlar bunun 1913'ten bu yana dünyada ölçülen en yüksek sıcaklık olduğunu da duyurdular ve sevimli pandayı ekrana taşıyalım. Dünyanın en yaşlı pandası Çin'de bir hayvanat bahçesinde yaşıyor. O bölgenin yerlileri 38 yaşına giren Ching Ching'in doğum gününü kutladılar. Sevenleri çeşitli meyvelerden, bambu filizlerinden hazırladıkları bu pastayı da sevimli pandaya 38. yaş hediyesi olarak sundular diyelim. Ve yine Çin'den bir görüntü gelecek ekrana. Bir adamın yere yığıldığına şahit oluyoruz. Çünkü Çin'de köpeğini gezdiren bu adamın başına komşusunun kedisi düşüyor efendim. Talihsiz adam 23 gün hastanede tedavi gördü. Bu arada hemen görüntüye birlikte bir göz atalım. Kedinin düşme anından sonra adamın yere yığıldığı anlardan sonra da yine köpeğiyle kedisinin arasında geçen o sürtüşmeyi de görebiliyoruz. Aslında sahibini korumaya çalışan köpeğin de anları yansıyor ekrana. Avustralya'ya uzanalım. O noktadan gelecek görüntü. Kaldırımda çantalarıyla bekleyen kadın biraz sonra olacaklardan habersiz ki yaşandı. Öyle ki çantalarını bırakır bırakmaz süratle çok uzaklaşmışken son süratle gelen aracın az kalsın altında kalıyorlardı. Neyse ki o kaza kıl payı atlatıldı. Ve İsviçre'de Alplerin eteklerinde merakla geçiş esnasında sürüden bir ineğin sakatlanması sonucu gelen görüntüler bunlar. O inek sakatlandıktan sonra sahibi ineğin daha fazla yürüyemeyeceğini anlamış olmalı ki dağdan indirmek için kullanılmaya karar verilmiş. O helikopterle birlikte halat yardımıyla inek o noktadan neyse ki kurtarılmış. Pazar günü gerçekleşen MotoGP'den görüntüler taşıyacağız. Sezonu 4. yarışında 9. turda yaşanan kaza damga vurdu. Bu görüntüler de MotoGP'den ekranlara yansıyan görüntüler. Dünyanın çokça konuştuğu görüntülerin ardından dünya manşetlerinde olacak şimdi sıra. Her sabah olduğu gibi hemen bakalım manşetlerde neler söylüyor gazeteler. Russia Today ile başlayacağız manşet turumuza. Suriye'de gerçekleşen bombalı saldırıda bir Rus tüm general öldü. Başlığı atılmış, iki asker de yaralandı. Haberin detaylarına da yer verilmiş yine gazete içerisinde. Üst düzey askeri danışmanlık görevi yapan bir Rus tüm general Suriye'de bulunan Deir Zor kentinde gerçekleşen saldırıda öldürüldü diyor gazete. Saldırı Savunma Bakanlığı tarafından onaylandı. Ayrıca saldırıda 3 askerin de yaralandığı kaydedildi. Patlamanın Rus konvoyunun yoldan geçtiği sırada yapıldığı aktarılıyor. Gazetede haberin detaylarına yer verilmiş. The New York Times gazetesiyle de devam edelim manşette. Ki haberle Biden resmi olarak Demokrat Parti'nin başkanı başlığını atmış gazete. Ve haberin detayı Joe Biden'ın uzun zamandır beklediği resmi başkanlık adaylığı online olarak yapılan oylamayla resmiyete kavuştu. Bu duruma göre gelecek günlerde yapılacak olan Amerika'daki başkanlık seçimlerinden Cumhuriyetçi Donald Trump'ın rakibi Demokrat Joe Biden olacak ifadeleri var gazete. Ve France 24 gazetesi manşetinde Mali Cumhurbaşkanı parlamentoyu tasfiye ettiğini ve kendisinin görevden istifa ettiğini duyurdu diyor. Hemen bir başka gazeteye daha bakalım. Deutsche Welle gazetesi son olarak manşetinde İsrail ve Almanya'nın ortak hava tatbikatı görülmemiş bir ilişkiyi sembolize ediyor başlığını atmış. Manşetlere baktıktan sonra gazete durumumuzu da noktalandırmış olalım.
Kalyon Enerji'nin Ankara Sincan'da 400 milyon dolarlık yatırımla kurduğu dünyanın ilk entegre güneş teknolojileri fabrikası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle bugün açılıyor. Dev yatırım toplam 1400 kişiye istihdam sağlayacak. Ankara'ya gideceğiz, detayları alacağız. A Haber muhabiri Rüya Akkuş'tan. Bugün Türkiye'de enerji alanında oldukça büyük bir yatırımın kapıları aralanacak. Bir fabrika kuruldu. Güneş Enerjisi Fabrikası ve bu fabrika sayesinde Türkiye gerçekten ciddi anlamda bir kâra kavuşacak ama hangi kâra? İşte bunu konuşacağız. Yanımızda fabrikanın müdürü Ahmet Aşkın Bey var. Efendim hoş geldiniz. Güzel bir gün, heyecanlı bir gün, bir hayalin gerçekleştiği gün. Bu fabrikayla ilgili bize önce hikayesi olarak ne söylemek istersiniz? Efendim önce bir slogan söylemimizle başlamak istiyorum. Türkiye'de güneş bugün bir başka doğuyor. Çünkü bugün Kalyon Güneş Teknolojileri AŞ'nin Ankara'da kurmuş olduğu bu fabrikayı üretime açıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte bugün inşallah üretime açmış olacağız. Ne kazandıracak bize bu fabrika? Bu fabrika yüksek teknoloji kazandıracak ve Türkiye'nin şu ana kadar ithal etmiş olduğu hücre malzemesini, güneş panellerinde kullanılan güneş malzemesini, güneş hücrelerinin üretimini, üretim teknolojisini kazandıracak. Aslında sadece Türkiye değil, dünya da bunu ithal ediyor ve Türkiye bu konuda bir söz sahibi olacak herhalde alanında. Efendim, dünyada güneş hücresi üretiminde Çin yaklaşık olarak 1/3'ünü üretiyor. Dolayısıyla bütün dünya ülkeleri Çin'den ithalat yapmak durumunda. Şu ana kadar biz de Çin'den güneş hücrelerini ithal ediyorduk. Türkiye'nin bu anlamda 400 milyon dolar ithal ikamesini gerçekleştirmiş olacağız. Karapınar'da kurduğumuz santralle birlikte bu fabrika toplamında 400 milyon dolar ithal ikamesi sağlayacak bu yatırımımız. Beraberinde pek çok kişiye de bir istihdam sağlayacak aslında. Farklı ekonomik kanallarda da bir iyileşme getirecek. Toplam 1300 kişi çalışacak. Şu andaki kurulu yatırımımızda 100 de araştırma görevlisi ARGE merkezimizde araştırmalar yapacak. ARGE üzerine biraz daha duralım isterseniz. Çünkü ARGE denince hep Türkiye yatırımlar noktasında geride kaldığı iddia edilir ama ciddi bir ARGE çalışması yürütülecek bildiğimiz kadarıyla. Tabii ki. Şimdi 1300 kişi dedim, 100 ARGE dedim ama bizim yatırımımız burada durmuyor. Hemen yatırımımızı iki katına çıkarmak için kolları sıvadık. Muhtemelen önümüzdeki sene bu vakitler 500 megawatt ilave yatırımımızı da devreye alacağız. Dolayısıyla 2000 kişinin üzerine çıkacak istihdam sayısı. ARGE'ye gelecek olursak, şu anda zaten projelerimizi çalışmaya başladık. Yaklaşık 20 proje üzerinde arkadaşlarımız çalışıyor. Bunlardan iki tanesi Avrupa Birliği projesi. Avrupa Birliği projelerinin ne kadar zor kabul edildiğini konuyu çalışanlar çok iyi bilirler. Bizim şu anda bir ARGE projemiz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmiş durumda ve bu çalışma devam ediyor. Avrupa Birliği'ndeki ortaklık yaptığımız enstitülerle birlikte bu çalışmayı, ARGE çalışmasını devam ettiriyoruz. Son sorum, kısa bir cevap rica edeceğim. Bu fabrika çevre dostu bir fabrika mı olacak? En başta zaten güneş enerji üretimine katkıda bulunacağı için tamamıyla çevre dostu. Üretim proseslerinde hiçbir atığımız yahut da çevreyi kirleten unsurumuz yok. Ürettiğimiz ürünler de temiz enerji üretiminde kullanılacağı için kesinlikle %100 çevre dostu bir fabrika. O zaman şimdiden hayırlı olsun diyoruz bizler de sizlere. Çok teşekkür ediyorum. Evet, fabrikanın açılmasına çok az bir süre kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 1:30 itibariyle burada olmasını bekliyoruz ve sonrasında fabrika faaliyetlerine elbette ki başlayacak ve Türkiye'ye getirecek kazançlar da oldukça fazla olacak diyelim. Söz tekrardan sizde olsun. Böylelikle bugünlük A Haber'de bugün noktalıyoruz. Saatler 8:55'i gösterdiğinde görüşmek dileğiyle az sonra Can Okanar sizlerle birlikte olacak. Hoşça kalın, iyi günler.